Erkekler Handbol Süper Ligi Playoff 3. maçında Maliye Milli Piyango'yu yenerek yarı finale yükselen Amasya Taşova Yatılı İlk Öğretim Bölge Okulu'nda antrenör Hakan Günal, "Erkekler Handbol Süper Ligi'nin en iyi 4 takımdan biri olma şerefine eriştik" dedi. Gurur duyduğum sporcularımı tebrik ediyorum. İkinci olarak da Milli Piyango Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. İyi bir mücadele örneği verdiler. Sezon içerisinde de 2 maç yapmıştık. 2 maçta da yenmeyi başarmıştık piyangoyu. Ama o takımdan 2-3 tane eksikleri oldu, sakatlıklar yaşadılar. Şimdi bugünkü maçın ilk başta zor geçeceğini tahmin ettik. Çünkü onların son şansıydı. Sert oynayacaklarını tahmin ettik. Ona göre hazırlık yaptık. Arkadaşlarımızla ona göre konuştuk, motive ettik. Maça çok ciddi bir şekilde başladık. Yani bu maçı oynayana kadar daha önce oynadığımız 4 maçı galip geldiğimizi unutarak başladık. İlk defa sezona başlıyormuş gibi istekli başladık. Maliye Milli Piyango Yardımcı Antrenörü Bülent Tuncer ise playoff maçları öncesi ortaya çıkan sakatlıkların takımı olumsuz etkilediğini söyledi. Bizi çok etkiledi. Tabii ki bu bahane değil. Sahaya çıkacak oyuncumuz her zaman var. Öncelikle Amasya'yı 3-0'lık galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Çok güzel oynadılar. Çok ciddi bir organizasyon, seyirci desteği. O anlamda da seyirciyi de kutluyorum. Yapılan organizasyonun tamamı Taşova olarak kutluyorum. Genç bir takımla oynuyoruz. Sezon başında bizimle ilgili çok daha olumsuz şeyler söyleniyordu. Yani bu takım işte playoff'a girebilir mi ya da küme düşer mi gibi bir takım şeyler. Ama biz gerçekten bunları aştık, ekip olduk, beraber kulüp olarak bütünleştik. Gençlerle abileri birleştirdik ve çok güzel bir organizasyonla belli bir yere kadar geldik.